Var. Doktor Doğan Kalafat, Kandilli Deprem İzleme Müdürü açıklamalarda bulunuyor. Paylaşalım. İl civarında olan artçı depremleri meydana gelmiştir. Deprem özellikle Silivri'de ve İstanbul Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan yerleşim yerlerinde vatandaşlarımız tarafından kuvvetlice hissedilmiştir. Ama bilmemiz gereken bu büyüklükte bir depremin canlılar üzerinde, doğa üzerinde çok büyük etkisi yoktur. Yani herhangi bir hasar ve can kaybına neden olması beklenmemektedir. Yine de bir şehir depremi, kent depremi olmasından dolayı, çünkü kaynak depremin kaynağı sığ olup yaklaşık 10 kilometre derinliğinde olması bize depremin özellikle yerleşim birimleri kaynağı yakın olan yerlerde kuvvetlice hissedilmesine neden olur. Sığ depremler şiddetlice hissedilir ve biraz daha tahrip güçleri fazladır. Ama endişemiz yok şu konuda. Çünkü bu deprem büyük bir deprem değildir ve bizim kategorimize göre ve herhangi bir hasar ve can kaybına neden olmaz. Bu depremden alacağımız bilgi, sonuç, özet, ders şu şekilde olmalıdır. Biz bildiğiniz gibi 99 depremleri sonrasında Marmara Denizi'nde özellikle Körfez depremi sonrasında Marmara Denizi'nde bir büyük deprem bekliyoruz. Bu deprem ne zaman olacağına konusunda herhangi bir şey söylememiz söz konusu olmamakla birlikte depremin yerini ve büyüklüğünü belli hata payları içerisinde verebilmekteyiz. Dolayısıyla bizim bu depremden çıkaracağımız netice, evet, bu coğrafyada yaşayan bütün toplumlar ve yerleşim yerleri depreme hazırlıklı olun. Deprem afet bilinci yüksek bir toplum haline gelin. Deprem anı, öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiğini konusunda bilgili ve bilinçli bir toplum haline gelin. İkinci mesaj ise, evet, ben hazırlık yapıyorum. Bu deprem er veya geç olacaktır. Jeolojik zaman olarak baktığımızda bir nokta kadar kısa bir zaman, yaklaşık onarlı yıllar diyelim buna. Ama buradan çıkaracağımızda, eğer bu coğrafyada yaşıyorsak, ki bu coğrafyada 7 il ve birçok yerleşim yeri var, muhakkak 7 il ve diğer yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda, konutlarda oturmaları gerekmektedir. Evet, teknik olarak da depreme baktığımızda, evet, önemli bir deprem. Zaman zaman bu tür Marmara Denizi'nde farklı kaynakta depremler olmakta. Fakat şunu hiçbir zaman yadırgamamız lazım. Bu bölgede yaklaşık 1000'e yakın deprem oluyor her yıl. Dolayısıyla bu da nadir de olsa yılda birkaç tane olabilecek depremlerden bir tanesidir. Ama bu deprem bizi rehavete sokmamalı ve bu deprem bize bu coğrafyada muhakkak depreme hazırlıklı, her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı, dayanıklı, dirençli bir toplum olmamızı bize öngörüyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin soruları varsa alayım. Buyurun. Baktığımız zaman biraz daha Marmara Denizi'nin batısında olan bir deprem. Eğer Büyük İstanbul depremi yaşanırsa Marmara Denizi'nin batısında mı beklemek gerekiyor? Tam olarak ben de bekleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, Kuzey Anadolu Fayı bildiğiniz gibi Marmara Denizi'nin, Marmara bölgesinin batısına doğru geldiği zaman iki kola ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi İzmit Körfezi'nden geçiyor. Yalova açıklarından, adaların önünden, Silivri açıklarından, Mürefte, Şarköy'den Saroz'a bağlanıyor. Bu ana koldan bir tanesi. Diğer kol ise İznik Gölü'nün güneyinden geçip Gemlik Körfezi'ne bağlanıp güneye doğru uzanıyor. Dolayısıyla iki ana kolda da büyük deprem olabilir. Fakat Marmara'nın şu özelliği var. Marmara aslında bildiğiniz gibi Kuzey Anadolu fayı sağ yanal doğrultu atımlı bir fay. Yani hareket, iki elinizin yan yana sürttüğünüzde şu şekilde bir harekettir.
Bir de yine aynı şekilde Marmara Denizi içerisinde Batı Anadolu diye tabir ettiğimiz büyük grabenlerin olan Gediz'in, Menderes'in ve büyük açılma havzalarının, genç havzaların, çöküntü havzaların olduğu alan ki burada da açılma rejimi dediğimiz hareket düşey şeklinde. Marmara Denizi'nde evet iki önemli sistem bir şekilde çarpışıyor. Dolayısıyla hangisinin daha güçlü olacağı konusunda bir sonuç vermemiz gerekirse burada ağırlıklı olarak Kuzey Anadolu fayının daha tehlikeli olduğu ve daha büyük deprem üreteceğidir. Ama yine Marmara Denizi'nde yine düşey atımlı da olsa tarihimizde, yakın tarihimizde gördüğümüz Çınarcık depremleri mesela, Marmara Adası Avşa depremleri gibi düşey atımlı depremler de var ve bunların da büyüklükleri yaklaşık 6'nın üzerindedir. Dolayısıyla Marmara'da beklediğimiz depremler 6 ile 7 civarındaki depremlerdir. Bunlar depremin olacağı segment dediğimiz parçanın özelliğine bağlı olarak değişecektir. Ama bizlerin yapmamız gereken, biz bu depremin hangi kolda olacağını bilemiyoruz. Ama iki kolda da olabilir. Hangisinin önce olacağı konusunda bir şey söylememiz söz konusu değil. Ama ikisinde de deprem olabilir. İkisi de önemli derecede tahribata ve kısmen de olsa yaralanmalara, can kaybına neden olabilir. Dolayısıyla bizim bu coğrafyada yapmamız gereken zemin koşullarını bilerek üzerinde depreme dayanıklı tasarım yaparak depreme dayanıklı binalarda oturmalıyız. Alınacak en güvenli tedbir bu olacaktır. Bu şimdi Kuzey Anadolu fay hattında olduğunu biliyoruz. Evet. Sizinle de konuştuk ama o ana fayda mı kırılmalar yoksa çevresinde mi? Hani onu nasıl görüyorsunuz? Evet. Ana fayı şöyle değerlendirebiliriz. Aslında ana fayda büyük deprem üreten sismojenik zon dediğimiz sismik etkinliğin olduğu zon yaklaşık 15-17 kilometre. Dolayısıyla mesela bu deprem biraz daha sığ, 10 kilometre derinlikte olan bir deprem. Bunlar bize ana fayla ilişkili, olası büyük depremlerle ilişkili de bilgi verebilmekte. Aynı zamanda fayın mekanizması, depremin olduğu episantrın lokasyonu, bunların hepsi bizim için önemli, değerli bilgiler. Buyurun. Şimdi küçük depremler hiçbir zaman büyük depremin enerjisini almazlar. Düşünün, ben şöyle hep tasavvur ediyorum. Yaklaşık Marmara Denizi'nin 15-17 kilometre altında bir fil ayaklarını kırmış yatıyor. Siz yalnızca üçlük depremle 3 tane filin tüyünü kopartıyorsunuz. Fakat fili ayağa kaldırmak için gerekli olan kuvveti veremezsiniz. Dolayısıyla ufak depremler bize bu coğrafyada hazırlık safhasında olduğunu, bu fayın aktif olduğunu ve büyük deprem üretme potansiyellerinin çok yüksek olduğunu ve hazırlık safhasında olduğunu bize işaret ediyor. Kuzey Anadolu fayı 99 depremleri öncesinde de aynı şekilde aynı özellikleri taşıyordu. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fayı büyük deprem üretmeden önce 10'lu yıllar içerisinde önemli derecede deprem aktivitesine sahipti. Ama bunlar hiçbir zaman büyük depremin enerjisini hiçbir şekilde sıfırlamaz. O büyük deprem olacaktır. Peki kaç günlük bir deprem bekliyorsunuz? Yaklaşık ortalama moment büyüklüğü 7 civarında ama bu hiçbir zaman 17 Ağustos büyüklüğünde olmayacak. Veya Erzincan gibi 1939 depremi gibi 7.9-7.8'ler gibi olmayacak. Ama yine 7'nin üzerinde bir deprem. Bu da İstanbul ve Marmara bölgesi için yıkıcı ve tahripkar bir deprem olacaktır. Bu tabii kuzey kolu üzerinde olmuş bir deprem.
Burada tabii doğa olaylarında hiçbir zaman biz %100 kesin konuşamayız. Ama doğa olaylarını iyi takip edebilmek, mevcut olan bilgileri iyi değerlendirebilmek, yorumlayabilmek çok önemli. Yani biz şimdi çok temel, basit bilgiler size verdik. Çünkü bu depremle ilişkili en az birkaç saatlik çalışma yapmak gerekir. Ama genel olarak bizim bu depremden çıkaracağımız sonuçları size hızlıca paylaşmak istedik. Hocam, şüphesiz yeni binalar var, binlerce yeni bina yok. On binlerce eski binada var. Bu depremde ciddi bir hasara neden olmadığını dediniz. İncelemeler, bölgede çalışmalar, ekipler çalışmalarına devam ediyor. Fakat bir sarsıntı hissedilen yerler de var. O bölgelerde eski binalar da var. Evet. 20 yıldır, 30 yıldır. Özellikle 17 Ağustos'tan o depremden etkilenmiş binalar da var. O eski binalara bu depremin bir etkisi olmaz. Yani şöyle, depremin tahrip gücü belli parametrelere bağlı. Bunlardan bir tanesi depremin büyüklüğü. Çünkü depremin ne kadar büyükse açığa çıkaracağı enerji ve yıkıp tahrip gücü o kadar fazla. Örneğin 6 ile bir 6 büyüklüğünde depremle 7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkaracağı enerji 32 kat daha fazla. Dolayısıyla depremin büyüklüğü büyüdükçe depremin tahrip gücü de artıyor. Bu bizim için olumsuz bir olay. İkincisi, maalesef Marmara Denizi'ndeki kaynaklar bize, şehirlerimize çok yakın. Dolayısıyla depremin merkezinin yakınlığı bizi çok etkiliyor. Çünkü depremin merkezi ne kadar yakınsa o kadar çok etki alanı fazla olacaktır. Üçüncüsü, depremin derinliği. Sizler de ifade ettiniz. Sığ odaklı depremler ülkemizin çok olumsuz olaylarıdır. Yani bir Japonya depremleriyle mukayese edemezsiniz. Japonya'daki depremler 60 ile 600 kilometre derinliğe kadar iner. Onların yüzeydeki ve tahrip alanları, tahrip gücü daha azdır. Ama bizimkiler çok sığ olduğu için tahrip gücü çok fazladır. Bu da bir olumsuzluk. Diğer olumsuzluk da zemin koşulları. Dediğiniz gibi bizim yapmamız gereken zemin koşullarını iyi bilip üzerindeki o zemin koşullarına göre tasarım yapmaktır. Örneğin neden çok fazla hissetti işte Avcılar veya Silivri açıkları, denize sahile yakın alanlar? Çünkü zeminler iyi değil. Kabaca diyeyim, genç zeminler, alüvyon ve dirençsiz, bir deprem ivmesine karşı mukavemeti çok zayıf olan zeminler. Dolayısıyla bu zeminlerde eğer siz depreme dayanıksız bina yaparsanız zaten zeminin de amplifiye etme, yükseltme, deprem dalgasını yükseltmesinden dolayı enerji kilometrelerce hiçbir şekilde kayıp olmadan yapıları etkiliyor ve yapıların yıkılmasına neden oluyor. Dolayısıyla zemin koşullarını bilerek o zemin koşullarına uygun yapı tasarımları yapmamız lazım. Örneğin işte inşaatçılar biliyor. Fore kazık, radya temel veya TOKİ'nin ağırlıklı olarak yaptığı tünel kalıp gibi. Çünkü tünel kalıplarda perde duvarlar var. Perde duvarlar, kolon kiriş bağlantıları, etriyeler. Bunlar çok teknik ve inşaat mühendisinin, deprem mühendisinin alanına giren konular ama biz de toplum olarak, basit olarak bunları bilmemiz lazım. Ağırlıklı olarak bizim depremlerde hasar alan binalarımız kolon kiriş patlamalarından ve giriş katlarında olur. Neden Avcılar'da giriş katlarından oldu? Onu 99'da anımsayın. Ağırlıklı olarak bütün otogalerileri, büyük depolar, mobilya mağazaları olduğu için ve kolonların bir kısmı kesildiği için o yumuşak kat dediğimiz bütün o kolonlar patlayıp hasara ve can kayıplarına neden oldu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken 2019 yılında AFAD tarafından Türkiye Deprem Tehlike Haritası yayınlanmıştır. Bu tehlike haritasına her birey, her vatandaş e-devlet üzerinden girebilir ve bulunduğu konumu, zemin koşullarını da öğrenebilir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bilinçli bir toplum halinde
bu afeti, bu doğal olayı afete dönüştürmeden bertaraf etmek. Yani depremin Marmara'da tehlikesi bellidir. Tehlikeyle ilişkili hiçbir şey konuşmuyoruz ama depremin yaratacağı riskleri en aza indirebilmek bizlerin deprem öncesi veya doğal afetler öncesi alacağımız tedbirlere göre değişecektir. Başka var mı arkadaşlar? Evet, yani bölgede dediğim gibi irili ufaklı depremler farklı kaynaklarda da olsa çalışırlar. Bunlar bu bölgenin doğal süreci içerisinde değerlendirilmeli. Ama bu hiçbir zaman ya deprem olmayacak, oh rahat edelim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu bize burada eğer yaşayacaksak bu coğrafyanın tamamında aktif ve diri fayların olduğu ve bunların deprem potansiyellerinin yüksek olduğunu bize ifade ediyor. Yapmamız gereken deprem öncesi, anı ve sonrası neler yapabildiğimizi, neler yapmamız gerektiğini bilinçli bir şekilde birey olarak, aile olarak, mahalle olarak, toplum olarak ortaya koyabilmemiz. Mesela aile afet planı dediğimiz deprem öncesi her ailenin bir afet planı olmalı. Çünkü elektrikler belli bir büyüklükten sonra trafolarda servo sistemler devreye girecek ve kapanacaktır. Dolayısıyla belli bir süre elektrikler kesilmiş olacaktır. Neler yapmalıyız? Bu büyük depremden sonra artçılar da olacaktır. Artçı depremlerin olacağının bilincinde olarak yapmamız gereken aile olarak, birey olarak tahliye planlarımız olmalı ve depremde eğer çok katlı binalarda yaşıyorsak aşağı inme şansımız olmayacak. Eğer binamız depreme dayanıklı olduğunu biliyorsak çok fazla üst katlar sallanacak ama bu üst katlarda herhangi bir şekilde yapısal olmayan tehlikeli unsurları bir şekilde sabitlememiz ve bunların vereceği zararları da en aza indirmemiz gerekiyor. Var mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun.